Kulağımdaki adam, gizlice ilerliyorum. Şu anda çöplüklerin oraya geldim. Kulağımdaki adam, buraya kimi almaya geldim? Oraya Trollface, dünyanın en büyük şeyini almaya geldi. Ne diye sormaya korkuyorum. Ney? İnsanlık dersi Trollface. İnsanlık dersi. Bugün Trollface'de insanlığa doğru yapacağız. Ne yapacağız? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız işte. Trollface, bölgeye yaklaştıysan ilerle. Konuşma, yürü. Anlaşıldı kulağımdaki adam. İlerliyorum. Hainleri temizleyeceğim. Lan? Kulağımdaki adam. Burada 1, 2, 3 tane çanta var. Bingo Trollface. Doğru yere gelmişsin. Trollface, insanlığın gerçek yüzünü görmeye, kadınların o gerçek yüzlerini görmeye, kısacası bir şeyler görmeye hazır mısın? Oğlum bana bak, seni bir bulayım, ağzını yüzünü kırarım bak. Lan elime susturuculu M4 A1'i verdin, operasyon var dedin, geldim buraya, çanta. Ne oldu lan? Hep sen mi milleti trolleyeceksin? Tırroş. Biraz da biz trolleyek lan. Tırroş mu? O ne lan? Tren çakması. Trollface, bugünkü konumuz sosyal deneyler. Söyle bakayım, sosyal deney nedir? Vallahi sosyal deney nedir bilmiyorum ama bir insana operasyon var deyip böyle arkalara göndermek resmen adiliktir. Ne yapacağım ki ben bunlarla? Trollface, kadınların gerçek yüzünü göreceğiz. Amerikan kadınlarının neleri sevdiğini, neleri sevmediğini, neleri sevip sevmediğine karar veremediğini görmek ister misin? İstemem desem videoyu şu an bitirip burada bırakacak mısın? Yo, hayır. Ne demişler? Sosyal deney kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın. Senin aklını seviyorum Trollface, aklını. Senin ben aklını seveyim. Trollface, videonun girişi gelsin ve bugün seninle kızların gerçek yüzünü görelim Trollface. Hazırsın değil mi lan? Oğlum seni bir bulayım var ya, beni trollemenin cezasını göreceksin. Artistik yapma lan. Ben olmasam seni kimse tanımaz. Cin Ali gibi adamsın. Çöp adam. Ne artistik yapıyorsun lan? O ne demek lan? Benim sayemde millet seni tanıyor. Senin videoların çekiliyor lan. Kimsin ki sen? Allah'ın kıytırık çöpü. Akıllı ol, kafana lazeri çakarım. Susan. Adam atara geldi lan. Tamam. Videonun girişi gelsin. Bir şey demedim. Diyemen zaten. Bugün efsane bir sosyal deneyimiz var. Oğlum sosyal deneyi bir batırmaya çalış var ya. Bittin Trollface, bittin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte... Trollface ne yapıyorsun lan? Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Trollface görevlerine devam ediyoruz. Ve Trollface saçma sapan hareketler yapıyor. Arkadaşlar bugün sosyal deney yapacağız. Yani Trollface'te insanları trolleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane seçeneğimiz var. Bunlarla kızları etkilemeye çalışacağız. Bakalım kızlar neden etkileniyormuş. Bugün bunu test edeceğiz. Peki bunun gereği neydi? Hiçbir gereği yoktu. Tamamen oğlum çek şu elini lan. Psikolojim bozuldu. Tamamen eğlence amaçlı. Bakalım neler olacak. Trollface gördüğünüz gibi paraya sarıldı. En çok sevdiği şeye. Bakalım başına neler gelecek. Hadi başlayalım. Trollface, elini kıçından çek. İyi tamam, çektim. Bir şey diyeceğim. Bu seferki seçenekler değişik. Anlatacak mısın ne olduğunu? Sen iste yeter Trollface. Hemen anlatayım. Trollface, baştaki para sahte Amerikan dolarları. Trollface, çantanın altı birazcık delik. Bununla sokağın ortasında yürüyeceksin. Paralar pıtır pıtır dökülecek. Bakalım nasıl tepki verecekler. Bunu deneyeceksin. Diğer seçeneğimiz 900 kiloluk dumbbell'lar. Trollface, bunu alacaksın. Çatır çatır kaldıracaksın. Ve o vücudundan terler akarken böyle erkeksi olacaksın. Kızlar etkilenecek. Lan 900 kiloyu ben nasıl kaldırayım? Onu kaldırabilecek kadar güçlüysem kendimden ben de etkilenirim. Lan sahte 900 kilo. Sır. Sen zaten nasıl kaldıracaksın onu? Manyak mısın lan? O ağırlık sahte. Ve son seçenekte konuşan gitar. Konuşan ney? Ne var oğlum? Çok mu şaşırdın lan? Hiç konuşan gitar görmedin mi? Buna cidden evet dememi bekliyor musun? Trollface, bunu Baldi de bir kere kullandı. Bu konuşan gitar. Konuş yavrum. Yani hocam ben de konuşacağım bilmiyorum hocam. Şimdi siz beni böyle kaldırdınız. Yani hocam ben bir şarkı okuyayım ya. Oğlum bu çok ilginç lan. Bir dakika. Birader sen canlı mısın lan? Eyvallah hocam ben de canlıyım yani hocam. Sana bir şarkı okusam aşık olursun hocam, okuyayım mı? Oku lan. Hocam Akdeniz. Lan dur onu okuma. He peki hocam şu nasıl? Vay. Lan teknoloji ne seviyeye gelmiş oğlum. Kulağımdaki adam. Ne yaptın lan sen böyle? Haydar'a iyi davran Trollface. O türünün tek örneği. İsmini cidden Haydar mı koydun lan? Ya ne olacaktı? Ne diyeydim? Mahmut mu diyeydim? Oğlum çok ilginç bir alet lan. Ben bunu denemek isterim valla. Gel bakalım Haydar kardeş. Kamerayı şöyle çevirince gördüğünüz gibi coşuyor. O yüzden böyle yürümek zorundayız.
Haydar, arkada rahatsın değil mi lan? Hocam yani şimdi beni senin yerine bir Adriana Lima falan taşısa daha rahat olurdum ama. Namussuza bak lan, aklı da var ha. Ya oğlum, seninle acayip iş yapacağız lan. Haydar, şurada seni bir öttüreyim bakalım. Neler çıkacak neler? Heh hocam öyle öttüreyim falan oluyor mu, ayıp değil mi hocam? Lan sus bakayım sen Haydar. İnsanlar etkilenecek mi bakalım? Öttürüyoruz Haydar'ı. Aha. Ne oluyor lan? Allah Allah Allah. Lan Haydar. Şşş oğlum. Aha. Vallahi sevmeye başladılar. Oğlum. Lan kız para töneri gibi. Topladım herkesi. He hocam topladık herkesi demek istedin galiba. Hocam ben de topladım yani sonuçta ben çalıyorum hocam. Oğlum sus Haydar sus. Lan millet etkilendi vallahi. Yalnız hepsi niye birbirine benziyor lan? Siz akraba evliliği misiniz ya? Bu ne böyle? Ay harika bir müzik. Ay ne güzel çalıyorsun. Çalarım valla. Bayağı ben komşunun evinden bir şeyler falan da çal... Ha siz o çalmayı demiyorsunuz değil mi? Ya işte ben de böyle yetenekli bir adamım. Ay müzik yapan erkek de ne bileyim abi. Karizmadır ya. Benimle çıkar mısın? Ne? Ney? Harbi mi? Ay yani abi. Böyle müzik yapabilen bir erkek yani. Üf. Mutfakta falan ne yemekler yapar? Yemekle müziği pek bağdaştıramadım ama olsun. Dışarıdan söyleriz. Ay resmen yakıyorsun abi. Yalnız hocam beni eziyorsun hocam. Hocam ezme beni, ezme vallahi bak beni ayak altında alma hocam, öyle yapma şu hocam, çek o ayağını. Ay. Kim konuştu? Kim konuştu? Ya gitmeyin gitmeyin. Ya ben konuştum. Ay yok sen konuşmadın. Burada başka biri var. Ruh mu yoksa? Ya ruh değil hocam, ruh değil. Haydar Haydar ben aşağı bak hocam. Ay ses gitardan mı geliyor? Ay sen mi konuştun? He hocam ben konuştum vallahi ben konuştum ya, selam merhaba. Ay sen konuşabiliyor musun? Sadece konuşmak mı hocam, neler yapabiliyorum bir görsen var ya, bak sana bir müzik çalayım. Ay inanamıyorum. Sahtekar çıktın abi. Resmen kendi kendini çalıyor bu alet. Gidelim kızlar. Ya dursaydınız ya. Ulan Haydar. Şey hocam beni de götürsenize. Ay götüreyim tabi abi. Yalancısın yani yalancı. He Trollfest hocam kendine iyi bak, ben kaçtım hocam, kızlarla gidiyorum. Lan Haydar. Haydar hani biz ortaktık. Lan gitardan kazık yedim resmen. Aa. Vay be. Kulağımdaki adam. Lan bizim Haydar hızlı çıktı ha. Trollfest senden önce kız tavladı lan. Harbi lan. Oğlum gitar bile bizden hızlı çıktı lan. Neyse Trollface, giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Eğer ardına bakmadıysa o en azından denemiştir. Ne o? Artık otosansür mü uyguluyorsun? E ne yapayım oğlum? Millet küfür etme diyor lan. He anladım. Mantıklı. Ulan yazıklar olsun Haydar. Bir geleceğimiz olabilirdi. Bir rock grubu kurabilir. Orada burada rock yapar. Milletle takılırdık. Ama sen bir kıza gittin Haydar. Bir kıza. Oğlum adam beni de alır lan. Neyse. Giden gitmiştir. Ne demişti lan? Gittiği gün ölmüştür falan. Bir dakika. Ağırlık mı kaldırsam, parayı mı denesem? Trollface. Kızları direkt etkileyip kendine aşık etmek istiyor musun? Evet. Şu an amacım o. O zaman akla yatan en mantıklı seçenek ağırlık Trollface. Oğlum niye lan? Kadınlar paradan hoşlanmaz mı? Bak Trollface. Sana basit böyle bir eski çağdan bir bilgi vereyim Trollface. Kadınlar kendilerini güvende hissettikleri erkeklerin yanında mutlu hissederler. Anladın mı? Hiçbir şey anlamadım. Yani Trollface. Kaslı erkek der ki, ben seni korurum aşkım. Şimdi anladın mı? Anlamadım. Ne sığır adamsın lan. Sen de hiçbir şey anlamıyorsun. Ağırlığı al. Bak çalış. Kızlar etkileniyor mu etkilenmiyor mu görürsün. E madem öyle diyorsun. Hadi bakalım. Babanın düşmanlarına. Hani hafifti lan bu? Ben hafiftir demedim Trollface. 900 kilo değildir dedim. Ama bir 50 kilo falan var. Lan oğlum bunun kartondan yünden versiyonu falan yok muydu? Vardı Trollface. Vardı. Sor bakalım niye yok bugün? Niye yok? Ha ben de bilmiyorum. Niye yok lan? Neyse ben asistanlara sorarım. Sen o ağırlıkla uğraşa dur hadi bakayım. Ben de sor bakayım deyince bir şey diyecek sandım ama. Oğlum babanın düşmanları bu niye ağır lan? Aa. Bitmişim lan. 50 kiloyu zor kaldırıyorum arkadaş. Ama var ya. İnsanlar 900 kilo yazısını okudukça delirecekler, delirecekler. Hey! Buraya bakın. Dinleyin ulan develer. Hey, kaslı arkadaşım. Sen. Bana mı dedim moruk? Sana dedim, sana. Bunu kaldıracak cesaret var mı lan sende? Ay, şuraya bakın kızlar. Kapışma var galiba. Ha, elbette ki var.
Ben kastıyı... 900 kilo? Evet aslanım. 900 kilo. Şşş. Var mı lan bir baba yiğit bunu kaldıracak? Yok abi, yovuyor. 900 kilo kalkar mı lan? Sen nasıl kaldırıyorsun ya? Oğlum erkeklik bitmiş lan. İzleyin kızlar. İzleyin. Ay yok artık be. Ne kadar kaslı. Of 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 of. Şaka yapıyorum kızlar. Hiç yorulmadım. Lan niye 50 kilo getirdin? Harbi yoruldum lan. Ama nasıl bakıyorlar? Hey şşt. 900 kilo kaldırıyorum bunu değil gençler. 900 mü? Delirdin mi lan sen? Canım. Tabi her baba yiğidin harcı değildir dayı. 900 kilo yani bunu değil. Ay yok artık. Ne oluyor ya burada? Am moruk, adam 900 kilo kaldırıyor. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Ben ömrünü spor salonunda çürütmüş bir adamım üstelik. Ha sen ne yapıyorsun? Selam selam. Oğlum lan. Kadınlar matinesi gibi oldu lan etraf. Yani abartmayın, 900 kilo benim için her günlük bir şey yani kızlar. Oha be. Resmen bir arabayı kaldırıyor. Ya. Aranızda başka erkek yok mu ya şunu kaldıracak? Şşş. Ne diyorsunuz? Ay yok ben almayayım. Yok abi yuvuya. Tövbe estağfurullah. Ortamda bir alfa varsa betalar çekilir abi. Kolay gelsin. Yani kızlar ne oluyor lan? Kaldırmaya mı geliyorsun? Kaldıracak mısın lan? Oğlum sakın kaldırma lan. Şşt. Metrobüs bu taraftaydı abi. Kolay gelsin alfa abi. Ucuz yırtık lan. Bir kaldırsa numaramız ortaya çıkar ha. Numara demişken. Kızlar telefon numaramı isteyen var mı aranızda? Ya da siz verin ben yazayım. Ay ben istiyorum. Ay sanırım herkes istiyor. Ay herkes çıkartmaya başladı. Ay özentiler. Ay söyle. Yazalım. Yalnız mutlaka ara tamam mı? Tabi tabi. Siz ne yapıyorsunuz lan? Siz numara istemiyorsunuz belli ki. Ay ben evliyim hayatım. Ben de öyle. Ama yine de yazıyorsunuz ha. İlginç. Neyse. 0530 665. Ben yazdım ilk. Hay bir şeyler içmeye gidelim mi? Gidebiliriz. Şöyle mi gitsek? Yoksa şöyle mi gitsek? Ay. Ya da şöyle ne bileyim bir masaj salonuna falan mı gitsek? Ay masaj mı? Ya ben masörüm. Ben istersen yapabilirim. Ha, masör müsün? Harbi mi? Trollface neciymiş neciymiş? Lan oğlum kulağıma bağırma ya. Kulağım gitti. Lan bırak şimdi kulağını, o önemli değil. Yenisini takarız sana. Kız neciymiş? Adam seviyormuş, merak etme, kulağımdaki adam. Seni takmaz fazla. Sen bana adam değil misin diyorsun lan? Ha? Evet ulan. Diyorum. Var mı bir itirazın? Ulan oğlum. Bana öyle artistik yapmayacaktın. Burnundan fitil fitil gelecek Trollface. Ne yapabilirsin ki lan? Ay Trollface. Aşkım ne oluyor burada? Ay kızlar ne yapıyorsunuz siz? Aşkımın yanında. Aa sen kaşınıyor musun kız? Sen kaşınıyor musun? Ne yapıyorsunuz benim sevgilimin yanında? Bu benim nikahlı kocam, tamam mı? Aa vuruyor lan. Sevgilim korumayacak mısın beni? Nikahlı kocamın yanında ne yapıyorsunuz? Şırfıntılar sizi. Ay nikahlı kocan mı? Ne? Ay evet doğru duydunuz kokoşlar. Kocamın yanından dağılın. Allah'ına kavuşmak istemeyen dağılır. Şşt. Dağıl kız. Birbirinizle sürtüşmeyin. Telefondaki adamın sana selamı var. Aleyküm selam abi. Ne oldu lan Trollface? Ne oldu? Kasılıyordun. Lan kız tam masördü. Evine gidecektik, bana masaj yapacaktı. Öyle kendine fazla güvenme Trollface. Adamı sibop gibi söndürürler. Hah yola geldin şimdi. Ulan. Bunun intikamını senden alırım. Babayı alırsın. Beni daha fazla sinir etme. Yemin ediyorum seni karşındakiyle evlendiririm ha. Akıllı ol lan. Tamam telefondaki adam tamam. Ya birader sen de çok sağ ol, ben mesaj aldım gidebilirsin. Tamam ben gidiyorum. İş başarılı patron. Allah kahretsin. Lan ne güzel tavladıydım. Ya gitti ya. Gitti. Bir dakika lan. Bir seçenek daha var değil mi? Üstelik o seçenek para. Herkesi satın alır. Herkesi. Parayla tavlayacağım kızı da elimden al da. Göreyim telefondaki... Lan.
para? Kimin parasıyla kime hava atıyorsun Trollface? Bugünlük sosyal deney bu kadar yeter. Bu deneyden çıkartılacak en güzel sonuç neydi? Neydi? Kulağımızdaki adamları kazıklamayalım. Yoksa onlar bizi kazıklar. Şimdi ben o kadar uğraştım. Hiç sevgilim olmadı. Bu bir ilk. Onu bana atar yapmadan önce düşünecektin Trollface. Atar atar gidere gider. Kulak çocuğuyuz. Bu bize yeter. O ne lan öyle? Bu da kapanış sloganıydı. Umarım videodan keyif almıştır izleyenler. Onlar keyif almıştır da. Ben bir kız bile alamadım. Ağlama lan. Her bölüm zaten tavlayıp duruyorsun. Bir bölümde boş geç. Ne olacak? Ben pek yalnızlığa alışkın değilim de. Bana ters yapmaya devam edersen bayağı alışacaksın. Adam haklı beyler. Dağılın. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Trollface'le bir sosyal deney yaptık. Sokaktaki insanları önce gitarla, ondan sonra da ağırlıkla tavlamaya çalıştık. Lakin başarılı olamadık. Çünkü Trollface nefsine yenik düştü ve sonunda telefondaki adamı kızdırdı. Bu videonun kazananı Haydar oldu. Gördüğünüz gibi ortamını kurmuş. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Patron, göründüğü gibi değil. Açıklayabilirim. Vallahi açıklayabilirim. Açıkla lan. Patron, ben sabah gittim köpeğimi gezdirdim biliyor musun? Eve bir geldi. Ay babacım. Biz birbirimizi seviyoruz ve birbirimizin olduk. Ne? Ne? Ay evet babacım. Yaptık öyle şeyler değil mi? Ulan Allah'ın gerizekalısı. Niye yalan yalan şeyler söylüyorsun? Patron olmadı. Vallahi ben daha yeni geldim patron. Fırsatım olmadı. Ha fırsatın olmadı yani. Ya patron olmadı dediğim yani olsa da olmaz zaten. Dünya ahiret kardeşimdir. Yani biraderimdir. Erkek kardeşimdir. Ulan var ya Faruk. Bana ihanet edebilirsin. Beni polise satabilirsin. Namussuzluk yapabilir. Hesabına para bile geçirebilirsin. Hatta gelip bana bile tokat geçirebilirsin. Ama kızıma, benim güzeller güzeli çiçeğime, Faruk. Patron sen de kızını ne abarttın ya Allah Allah, çiçeğim böceğim falan. Bunu gören arı ateist olur ya. Tipe baksana. Be hey gafil. Be hey densiz. Sen benim kızımla ha. Benim. Silahın full dolu değil mi oğlum? Dolu efendim.